Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda, bu videoyu 3. çekişimiz bu arada, onu hemen belirteyim. Mikrofon probleminden dolayı 3. kez çekiyoruz. Çok tecrübeliyiz yani bu video konularıyla alakalı. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bu videonun konusu, bir önceki videoda hatırlarsanız motosikletimiz, yani şu an sürmekte olduğum Kawasaki Z900'e taktığımız egzoz ile alakalı. Yani egzoz taktıktan sonra ne oluyor? Egzoz kuralları, kanunları nasıl? Onları anlatmaya çalışacağız. Give and Drive kardeşimle doğal bir vlog yapacağız. Yani birlikte intercomlarla konuşabiliyoruz aynı zamanda, değil mi? Evet, konuşabiliyoruz. İyi, süper. Şimdi bu kuralları benden daha iyi bildiğin için, benden daha uzun süre Hollanda'da bulunduğun için sana da soracağım. Bu arada arkadaşlar, ikimiz de şu anda Hollanda'dayız. Burası Rotterdam şehri. Onların okumasıyla nasıl, Hollandalılar nasıl okur? Rotterdam. Rotterdam diye okurlar. Amsterdam derler, Amsterdam'a mesela, örnek veriyorum. Şimdi ilk olay nasıl, polisin egzoz olayına tutumu nedir? Mesela şu an yanımızdaki bütün motorlarda hep farklı egzoz var. Hepsi farklı. Aero, Akrapovic falan filan bir şeyler. Polis bunları görünce niye bizi durdurmuyor? Durdurması için aşırı bir hareket lazım. Yüksek devir veya alçak devirde aşırı yüksek ses. Mesela nasıl bir yüksek devir, anlatır mısın? Bazı motorlar yüksek devirde aşırı ses yapıyor. Bazı, yani motor hazmine göre, motor binlikse. Mesela senin şu an sürdüğün motor. Benimki binlik ama DB Killer susturucusu üzerinde olduğu için motorun yüksek devirde sesi fazla yüksek değil. Mesela bendekinde üzerinde değil, bendeki motorda da. Evet. Ama katalizatör var. Bu arada tam sağ arkandayım. Dikkat Aynen, et. Aynen, görüyorum seni. Katalizatör olduğu için de çok ses çıkarmıyor. Yani olay kulakla duyduğumuz o sesin rahatsız edici olmasıyla bence alakalı. Aynen. Mesela bazı Harley Davidson'lar var. Gerçekten çok yüksek ses çıkarıyor ama çevre buna karşı rahatsızlık duymuyor. Çünkü o motoru, Harley Davidson'ı yüksek ses çıkaran bir motor olarak kabul etmiş yani insanlar. O yüzden bir ters bir tepki almıyorsun ama racing bir motorda bu tutu yaparak gidince polis enseleyebiliyor yani. Aynen, doğru. Çünkü modifiye ettikten sonra tabii yani polisler de bu konularda bilgilendiriliyor. O kendileri biliyorlar. Modifiyenin nasıl göründüğünü biliyorlar. Mesela bu. Bu modifiye. Katalizatörü zaten yok. Standart egzozu, yani fabrika çıkış egzozunun içinde katalizatör var. Şu geçen Kawasaki Z700'ün değil mi? Z700 diyorum. Z700. Mesela ben gaz verdiğim zaman susturucu üzerinde olduğu için bu o kadar gürültü çıkmıyor. Peki diyelim ki polis seni çevirdi. Ciddi de bir ses çıkarıyor motorun, yani kötü ses çıkarıyor, rahatsız edici, racing bir motoru sallıyorum. Polisin sana karşı tutumu nasıl? Tabii dış görünüşüne de bakıyor, konuşma şekline bakıyor, hal ve hareketine bakıyor, giyinişine bakıyor. Mesela sürücüye bakıyor yani. Sürücüye bakıyor. Sen full tulum giydiysen, yarış tulumu, polis düşünüyor, diyor ki tamam, bu adam en azından kendisini korumuş. Ama saçma sapan kısa pantol, ondan sonra da şöyle bir yarış motorunu kullanıp kısa pantolon, kısa kol giyersen adam, yani polis zaten der bunun kankamız tam fail yani. Polis şu an var ya, tam çevirse ceza yazar kankana. Yazabilir, evet, o ihtimal var. Ama normal, bak, normal sürse tutmaz. Ama yüksek devirle hep böyle virajlara girip sürerse ve polis bunu görürse, o zaman polis kesinlikle durdurur en azından. İşte ondan sonra hal ve hareketine bakıyor. Konuşması nasıl? Artistlik mi yapıyorsun? Böyle işte beni niye durdurdun arkadaş dersen polis der ki sen gel bakayım. Sen kim, artistliğin kime der? Sen 3000, hani zaten bunun ölçmesini 3000 devirde yapıyorlar. 3000 devir tuttuğun zaman, evet, orada bakıyor. 3000 devirde çok gürültü çıkarıyorsan sana gelip ne yapıyorsun diyebilir. Peki cezalar nasıl? 390 Euro'dan başlıyor. Muhasebe masrafları 9 euro. 390 Euro'dan başlıyor ve her desibel yükseliyor. 5 desibel yükseliyorsa adam mesela 5'i X fiyata çarpıyor. O kadar bilgim yok ama
Mesela 100 desibeli 10 desibel geçiyorsan farklı bir ceza. 100 desibeli 2 desibel geçiyorsan farklı bir ceza. Burada motor hırsızlığı çok sık oluyor mu? Senin yaşadığın şehirde Rotterdam'da. Çok güzel bir konuya değindin. Çünkü bu motoru almamın bir sebebi de bu motorlar fazla çalınmıyor. BMW GS 1200'ler çok çalındığı için biraz daha bu motoru seçtim ve sürdüğümden dolayı yani tecrübe edindiğimden dolayı bu motoru sevdim. Hoşuma gitti. Zaten Kawasaki en sevdiğim markalardan biri. Mesela önceden anlattığım gibi bu motor benim ilk motorumdu. Şu geçen motor. Evet. Hırsızlık var, bayağı var. Sigortalar mesela diyor ki işte ART4 zinciri takman lazım. Onlar biraz daha güvenilir sertifikalı zincirler. Sigorta firmaları diyor ki ART4 kilidin olması lazım ve bu motorunu bir yere bağlaman lazım. Duvarda anchor diyoruz biz. Yani bu platform gibi bir şey oluyor. Aynen. Kanca. O da ART4 olması lazım. Ve hırsızlığa karşı sigortalanmışsan motorunun gündem değerini geri veriyorlar. Yani o gün ne, o gün o motorun ortalama fiyatı neyse sıfır fiyatı mı yoksa ikinci el fiyatı mı? Motorun ikinci else bakıyorlar işte senin motorun kaç kilometre, normalde internette bu motorların fiyatı ne kadar. O gün ikinci el satsan ne kadar satacağın fiyatından bakıyorlar, anladın. Aynen. Ve şunu da unutma, sigortada motor aldığın zaman, sıfır motor aldığın zaman özel bir sigortan var. Motorun ilk değerini geri almak için bir sigorta var. Farz et, ben bu motoru 25 bin euroya aldım. 2 sene sonra çalındı. O zaman 2 sene sonra verilen para bana 25 bin euro. Güzel sigortaymış. Evet. Yani. Güzel sistem. Yani sigortalar, ya burası biraz da ben geldiğimde fark ettim, sigortalar cenneti yani. Her şey sigortalatıyorlar. Her insanın sigortası var. Evet, aynen. Birinin evinde diyelim ki bir şey, televizyonunu yanlışlıkla düşürdün, kırdın, örnek veriyorum. Ona bile sigorta var yani. Hani doğru. Bayağı farklı sistemler var. Benim yaşadığım şehirde pek hırsızlık olmuyor ama bu şehirde ve Amsterdam'da özellikle çok farklı milletlerin olduğu, farklı nüfusların olduğu göçmen alan şehirlerde çok hırsızlık oluyor. Evet. Şimdi bu dediğim sadece göçmenler hırsızlık yapıyor anlamına da gelmesin ama yani biraz kalabalıktan da kaynaklanıyor bence. Çünkü bu şehirler kalabalık. Benim yaşadığım şehirde senin o motoru ya da BMW 1200 GS'i kapının önünde bırak. 2 gün bırak mesela yani en kötü ihtimalle. Birisi kimse gelip de çalmaz yani. Sadece ard niyetli biri geziyorsa böyle bir ay falan bırakman lazım. O ona denk gelecek de görüp alacak yani motoru. Bizim orası o açıdan çok iyi yani. Bir de benim Avrupa'ya ilk geldiğim dönemlerde çok kafama takılan bir soruydu. Burada da hep trafik oluyor ama neyse, problem yok, yanına geleceğim. Avrupa'ya ilk geldiğimde biraz kaldırma motor park etmekten, koymaktan çekiniyordum. O konu burada nasıl işliyor? Mesela kaldırma çıkıp park etsem polis bana bir şey der mi veya motosiklet kaldırımda sürersem mesela bir şey diyebilir mi? Sürersem bir şey diyebilir. Ama koysam, park etsem problem? Hayır. Problem yok. Problem yok. Hayır, problem yok. Ne zaman problem var? Yani biraz mantık kullanmak lazım. Eğer motorunu mesela, örnek vereyim, şu sokağın arkasına koyacaksan yani kurnazlık yapıp buradan işte karşıya geçip orada park etmene sıkıntı yapabilir. Bisiklet parkından, bisiklet yolundan girip de götürmene müsaade etmez herhalde. Evet, yani motorun kapalı olsa da, motorunu kapatsan da yürüdüğün zaman bile seni motor kullanıcı olarak görüyorlar. Öyle evet. Mi? Evet. İlginçmiş. Ama yani buraya çıkacaksan, şuraya çıktın, mesela lambanın oraya park etmek istemiyorsun, evine girmen lazım, kaldırım yok. O zaman çok normal bir şekilde şurada yavaşça, tabii dikkat ederek bakacaksın, yavaş. Ama burada devir yaptım, birinci viteste bayağı bir bastın, şuraya kadar gittim. O zaman polis hani haklı bir şekilde diyor ki, bisiklet yolunda sen niye bu kadar hız yapıyorsun der. Yani saçma şeyler yaparsan saçma şeyler olur, mantıklı şeyler yaparsan mantıklı şeyler olur yani, düzgün bir şey olur. Gerçekten yani. Gerçekten mantık dedin, o konuya değinelim istersen. Hollanda mantık ülkesi. Yani mantıklı, saçmalık yok yani. Ben hiç denk gelmedim. Ya ama genç polisler böyle heyecana gelip biraz daha sert çıkabilir yeni oldukları için. Ama tecrübeli polisler ilk önce bakıyor. Nasıl konuşuyor? İsmin cisminle. Bir de geçmişine bakıyorlar. Bunların bir sistemi var. İşte sen 5 sene hapis yapmışsın veya bir kıza tecavüz etmişsin. Ne bileyim, birisinin
arabasında bir şey çalmış, hani yazıyor. Bunu gördükleri zaman mesela diyorlar ki, aa motorcu abi tertemiz, hiçbir şey yok. Fail meçhul mu diyorlar? Fail meçhul cinayet gibi bir şey oluyor. Ha, pardon. Oğlum neyse. Garip bir video oldu. Bakıyorlar yani geçmişinde bu adam hangi suçları işlemiş. Eğer sen 2 ay önce bir hızdan dolayı ceza yemişsen, ondan önce de 2 ay önce veya 1 ay önce veya 1 sene önce fena ağır bir ceza yemişsen, onu hesaba katıyorlar. Bunu unutmamak lazım. Anladım. Temiz bir defterin sayfam varsa sana şey yapmıyorlar. Bu arada cezalar nasıl? Diyelim ki yakalandık. İşte kaldırımda ön kaldırırken yakalandım falan, ya da işte hız yaparken, yüksek hız yaparken yakalandım. Cezalar nasıl işliyor? Ön kaldırmada Article 5 var. Patinaj, hani bu badana çekmede de Article 5 var. Article 5 ne demek? Ehliyetine el koyulup ehliyetine el koyuyorlar ve özel bir ne diyorlar ya? Eğitime mi gönderiyorlar? Özel bir eğitimden geçiyorsun. Bunun fiyatı da 1200 euro. Onu da sana ödetiyorlar. Tabii sen ödüyorsun. Ehliyetini geri almak için. İşte ben bir de ceza ödüyorsun sanırım. Aynen, ceza da var. Yani bunun cezaları farklı bir şekilde. Sonuçta mahkemeye çıkıyorsun. Mahkemede de anlattığın şey mantık içiyse, işte ben sarhoştum o gün diyorsan, adam bakıyor hiç sarhoş araba kullanmış mı, yok. Bir seferlik bir şey. İlk seferde cezan fazla ağır olmaz. Ama sen araba sürerken alkollü kullandıysan, işte her şeyi söylüyorlar, her şeye bakıyorlar. Yani bir şeyi tekrar tekrar yapıyorsan sıkıntı çıkıyor, ama bir kerelik yaptıysan, yani bir kerelik oldu dersen, o zaman biraz hafifletiyorlar yani. Hafifletme değil, standart ceza var, ortalama ceza var ve bunun aşırısı var. Geçmişinde abartılı bir şekilde motor kullanmış veya farklı cezalar yemişsen, farklı cezalar veya aynı cezalar yemişsen, zaten başka nasıl ceza yiyeceksin ya, farklı ya aynı. Saçmalıyorum işte. Neyse. Demem o ki cezalar kişiye göre, işlediğin suçlara göre, yediğin cezalara göre, yaşına da bakıyorlar, tecrübene bakıyorlar, lastiğin kenarlarına bakıyorlar. Bu adam virajları nasıl alıyor? Tecrübeli birisi mi? Bakıyorlar yani. Bu ülkede çok bisikletçi var. Bu bisikletçiler için mesela biz şimdi iki teker motor kullanıyoruz. Bisikletçilere ben birkaç kez denk geldim. Araba sürerken de önüme atladıkları oluyor, böyle dar sokaklarda özellikle. Saçma sapan hareketler yapabiliyorlar. Bu bisikletçilerin bir tanesine biraz değsek, dokunsak, düşürsek, azıcık bacağı çizilse, sallıyorum yani. Mahkemelik olabilirsin. Mahkemelik olursun. Yani cezası ne, nasıl, yani adam sakat kalırsa falan ne oluyor, diyelim vurdun bacağına bir şey oldu falan, örnek. Ya o sigorta işi ya, onları fazla bilmiyorum ama sigortalar aralarında işte mesela bu adam hayat boyu çalışamayacak, biraz kayboldum. Nereye geldiğimizi bilmiyorum cidden. Pardon, tırın arkasına takılmak istemediğim için farklı bir rota alayım dedim. Bildiğin otoparkta çıkmaz sokaktayız yani şu an. Rotan güzelmiş. Ya şöyle. Oğlum nereye getirdin? Buradan böyle geri dönüyoruz. Kusura bakmayın beyefendiler. 4 kişi. Tırın arkası daha eğlenceliydi bence. Bence de. Şöyle. Sigortalar aralarında bu işleri hallediyorlar. Ama sigortasız olduğun an, o zaman işte yani zengin olman lazım. Zengin olman lazım veya karşıdakini, şuurunu kaybettirmen lazım. Seni sen hatırlamayacak. Tehdit etmen lazım. Yani böyle bir durum yani. Tırın arkasından kurtulduk çünkü tır gitti. Tır gitti ve buradan sağ yapalım. Gördüğünüz gibi polis var. Mesela biz burada bastığımız zaman polis de düşünebilir ya, kim diyecek ya, kim onların arkasına gidecek ya. Ya bazen salıyor bence. Salıyor.